Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Önlüğüm üzerimde. Bu ne demek biliyorsunuz. Yakın zamanda saçlarıma bu kaynakları takmıştım ama görüyor musunuz bilmiyorum. İki tarafımda da eşit değil. Çünkü buradaki kaynaklarımı keserken yanlış kestim. Dolayısıyla az önce kaynakları çıkardım. Çıkarmaya da devam edebilirim. Henüz bilmiyorum. Evde de bir adet açıcı buldum. Sarı zamanlarımdan kalma açıcı vardı evde. Ben de sonra adım adım bu sefer folyo buldum. Derken fırça buldum. Derken boya kabı buldum. Derken kendimi önlükle burada oturuyorken buldum. Ve saçlarıma balyaj, daha doğrusu brush light yapmak istiyorum. Çok ince tutamları, bayağı ince tutamları sarıya boyamak istiyorum. Ve saçım şu an koyu olduğu için tutsun diye de ben folyo sarmayı planlıyorum. Umarım olur. Şimdi ben hazırlıklarımı tamamlayayım ve başlayalım. Bütün kaynaklarımı ayırdım. Şöyle hızlıca bir tarayayım. Ve şimdi saçımı ayıracağım. Bolca sürüyorum gördüğünüz gibi. İyice her yerine yedirmek için. Tamamdır. Şimdi hemen ellerimi sileyim. Ne yaptığını biliyor musun diye soracak olursanız asla bilmiyorum. Tamamen hissime göre aşırı ince tutan saçlar alıyorum. Folyoyu yine kessem daha iyi olacak. Bunlar çok geniş oldular çünkü. Normalde hiç susmam. Ama şu an o kadar konsantre oldum ki konuşamıyorum. Şimdi tekrar bir tutam ayırıyorum.
şöyle şuralara daha çok. Benim bugün konuşacağım yok belli ki. Çünkü çok fazla konsantre oluyorum. O yüzden en iyisi ben yapayım. Siz bu kısımları müzikli izleyin. Birkaç tane de şuraları yapıp bırakırım. Şarjım da bitiyor. Ben bunları bitireyim ve sonra geri geleyim. Sistemi anladınız zaten. Korkmayın. Saçımı yıkadım ve geldim. Genel olarak aslında küllü açıldı ama şu. Tabii ki böyle kalmayacak. Şu turuncu yerlerden, gördüğünüz gibi diplerime yakın olan yerler turuncu açıldı. Oralara boya süreceğim. Hemen boyamı alıyorum. Şu kısımlara Coleston'un biraz boyası kalmış. 7.1. Bunu uygulayacağım. Yanına da 20'lik oksidan kullanacağım. Çok bekletmeyeceğim saçımda çünkü koyu olsun istemiyorum.
ne anlamı kalır değil mi? Sadece şu turunculuk gitmesi lazım. Şöyle. Ben yine içine vazgeçilmezim olan mavi siyahımı koydum. Çünkü şunlar fazla turuncu ya. Evet. Ve eldivenlerimi giysem hiç fena olmaz. Hareket etmem lazım şu an. Çünkü koyulsun istemiyorum kesinlikle. Sadece şu turunculuğu alması lazım. Şu kısımları nasıl yapmıştım biliyor musunuz? Onu çekemedim şarjım bittiği için. Fırçayla şuraya açıcı sürdüm ve sonra böyle böyle taradım. Gerçekten güneşten açılmış gibi oluyor o şekilde yaptığınızda. Aklınızda bulunsun. Gerçekten o yöntemi aşırı aşırı tavsiye ederim. Onu çünkü tüm saçıma uyguladım. Tarakla. Yani paketlerin dışında bir de geri kalanını tarakla o şekilde uyguladım. Evet, ben şimdi yıkıyorum ve geri geliyorum. Evet, duştan çıktım. Hava kararıyor. Şu an böyle aydınlık göründüğüne bakmayın. Hem bu ışığı yaktım hem de ring light'ım açık. Ama onlar olmasa hiç ışık neredeyse olmayacak. Size yapay ışıkta göstereyim. Yani bir mor şampuan daha geçmem gerekirdi. Ama saçım da çok fazla sırıtmadığını düşünüyorum. Zaten birkaç güne oturur diye düşünüyorum. Yani gördüğünüz gibi çok çok incecik, ipince balyajlar oldu. Zaten istediğim de tamamen buydu. Ben böyle güneşten açılmış bir saç istiyordum. Onu da elde etmiş oldum. Bence fena olmadı. Diyorum ki yarın gün ışığında biz bu saçı şekillenmiş ve tamamen kurumuş şekilde. Bakınız. Hoşuma gitti. Yarın biz dediğim gibi şekillenmiş ve tamamen kurumuş bir şekilde görelim. Çünkü şu anda bu ışıklarda yanılıyor. Tenime baksanıza. Yani tenim bile şu an başka çıkıyor. O yüzden en iyisi yarın dediğim gibi güneş vuruyorken bakmak. O zaman ben şimdi duyuyorsunuz yemek yapıyorum. Çok acıktım. Ben şimdi yemeğimi yiyorum. Ve sabah biz tekrar görüşüyoruz ve şuna bakıyoruz. Günaydın. Ertesi sabahtan merhaba. Size gün ışığında da göstermek istiyordum saçı. Ve şu an topladım gerçi ama bu şekilde. Bu şekilde tam benim istediğim gibi olmadığı için çok azıcık bunlar olmuş da şurası olmamış. Çok az bir açıcım daha var evde. Bakın bunlar çok güzel olmuşlar. Sadece şu saçımız, şu öndeki kahkülümde biraz sıkıntım var. Onu düzeltmek için çok az bir açıcım var evde. Onunla tekrar bir üzerinden geçeceğim. Sonra şuraları bu rengi boyayacağım. Ki geçiş olsun. Öyle çok açık bir çizgi halinde olmasın diye. Yeni kalktım. Yeni kalktığımdan kastım. İşte kalktım, hazırlandım. Çünkü bugün bayağı yoğun bir gün. Birkaç tane planlanmış çekimim var. Onları yapacağım. Ama öncelikle tabii ki bu saçı halletmem gerekiyordu. Şimdi ben getiriyorum boyayı. Ve burada dün yaptığımız yerde, kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bu tutamı ayırdım.
Ve açıcım da burada. Aa, size kutuyu gösterecektim hangi açıcıyı kullandım diye. Neyse birazdan gösteririm. Böyle süreceğim. Bekleyeceğim. Evet. Bu şekilde biraz duracağım. Sonra bunu yıkayacağım. Sonra altı bir yani normal saç rengimin. Rengiyle şuradan geçeceğim. Şu geçişlerden. Çok keskin oldu çünkü o. Böyle. Görüyor musunuz ne kadar uğraştım? Evet hala bekliyorum. Biraz bekleyeceğim bu sefer. Hemen acele yıkamayacağım. Farkındasınız değil mi? Bugün şarjım olduğu için daha çok çekebiliyorum, daha çok konuşabiliyorum. Yani dün tuhaftı ya. Şimdi bu videoyu yaptıktan sonra bu videoyu tamamladıktan sonra daha doğrusu temizlik videosu çekeceğim. Artık hangisi daha önce gelir bilmiyorum ama güzel bir temizlik yapmak istiyorum. Bir değişiklik var mı acaba? Hiç işte. Bu sürülüm açıcıyı hiç sevmiyorum. Yani çok az açıyor. Güçsüz yani. Ama elimde o var şu an. Bir şey için de markete gidemem. Daha doğrusu AVM'ye. Evet, duştan çıktım. Umarım bu sefer bu son budur. Henüz bakmadım saçıma Zuzu. Evet, turuncu saçlarımı gördüğünüz gibi taradım. Şimdi boyamı hazırlayacağım. Ben yine Selective'in, çünkü evde bulunuyordu, 6.1'ini kullanacağım. Çok fazla kullanmayacağım. Öncelikle şuralara süreceğim. Biraz bir 10-15 dakika bekleyeceğim. Sonra yine bu tarağımla boyaya banıp şu şekilde tarayacağım. Öyle planladım. Şimdi 5-10 dakika bekleyeceğim. Sonrasında buraları da tarayacağım. Çok hafif dediğim gibi. Brush light istiyorum. Yani çok belirgin şeyler istemiyorum. O yüzden keskin olan yerleri kapatacağım. O zaman bir 10 dakika bekleyelim bakalım. Evet, şimdi taramaya başlayayım diye düşünüyorum. Boyayı alıyorum. Bu şekilde fırçama yediriyorum. Evet, bu kadar. Şimdi bir 5 dakika daha bekleyip yıkayacağım. Yıkadım geldim. Biraz aslında çok ıslak şu an açmak için ama dayanamayacağım. Şöyle biraz baktım, turunculuğu göremedim. Sanki olmuş ha. Yani ben zaten çok ince istiyordum. İstediğim şekilde olmuş. Yani brush light dediğimiz zaten böyle. Yani incecik
Hoşuma gitti bu benim. Gerçekten beğendim. O zaman biraz kurusun. Kurumuş haline de bakalım. Şu an gördüğünüz gibi çok ıslak. Ben dayanamadığım için açtım. Şuradan bir tutturayım. Ay hoşuma gitti. Sevdim ben bunu. Bakın çok incecik oldular. Yani bu tarakla boyama yöntemi efsaneymiş ya. Bunu kim bulduysa gerçekten cennetlik bence. O kadar doğal duruyor ki. Sevdim. Evet, bitmiş hali bu şekilde. Yani siz nasıl buluyorsunuz bilmiyorum ama ben çok doğal buldum. Çünkü kendime bakmaktan. Bence çok doğal oldu. Tam benim istediğim gibi. Yani gerçekten sanki buralarım güneşten açılmış gibi oldu. Hoşuma gitti. Biraz değişiklik iyi geliyor. Tatile gideceğim için de biraz böyle saçımda renk istedim. Bakar mısınız? Gerçekten güneşten açılmış gibi duruyor. Evet, biraz fazla uğraştım. Biraz beni uğraştırdı. Bu arada kaşlarımı da biraz kırdım. Beni uğraştırdı dediğim gibi ama sonucuna değdi bence. Hoşuma gitti. Siz nasıl buldunuz çok merak ediyorum. Mutlaka benimle yorumlarınızı paylaşın. İyi kötü. Kötüden kastım küfür etmeyin de. fikirlerinizi yazabilirsiniz. Saçlarımı sadece kuruttum bu arada. Yumuşacıklar bakın. Sadece kuruttum, bir şey yapmak istemedim. Çünkü ben çok nadir saçıma ısı uyguluyorum. Bu uzun zamandır böyle. Ben özellikle şurada istiyordum. Çünkü size göstereyim. Saçlarımı böyle topladığımda, böyle önden böyle balyajlarım olsun istiyordum. Şu kısma yaptığınız balyajlar, yaptığınız ışıltılar yüzünüzü daha da yumuşatıyor. O yüzden seviyorum. Ve yaz için bence ideal. Bilmiyorum, benim hoşuma gitti. Dikkat ettim zaten. Ben neden iki defa açmak zorunda kaldım? Bunun sebebi şu. İlk açtığım zaman çok fazla saçımda bekletmedim korktuğum için. Ben de artık öyle bir korku oluştu. Ama ikinci de toparladım. Siz yaparken bir defa yapın ama biraz bekleyin. Yani saçınız açılmış gibi dursa da aslında yeterli açılmamış oluyor. Üzerindeki açıcı o kadar açıkmış gibi gösteriyor. Onu deneyimledim. Yani böyle bakabilirsiniz biraz silip açıcıyı. Yeterli kadar açılmış mı diye. Ama ben biraz daha fazla uğraşmış oldum. Sorun değil. Ben zaten seviyorum biliyorsunuz. Ben size şeyi gösterecektim. İkincide hangi açıcıyı kullandım diye. Onu gösterecektim. Çünkü mutlaka sorulacaktır bana. Yani dediğim gibi o çok iyi bir açıcı değil. Son kullandım. Çünkü o galiba sadece 4 tona kadar açıyor. Ama ben önceden zaten açmıştım ya. Bir gün önceden. O yüzden yetti de işte yine sorarsınız diye ben onu da hemen getirip göstereyim size. Evet. İkinci defa açtığımda bu açıcıyı kullanmıştım. Bu da paletlerin. Ama bu evet bakın 4 tona kadar açıyor. O yüzden çok güçlü değil. Dün kullandığım açıcı daha güçlü. Bu yetiyor yani. Benim saçım çabuk açılıyor Allah'tan. Çünkü kendi zeminim koyu ama çok da koyu değil. O yüzden saçım benim çok hızlı açılır. O yüzden benim saçım kolay açılan bir saç. Sizin daha inatçı bir saçınız varsa bilemem. Deneyebilirsiniz. Ama çok güzel görünüyor. Şu an ışıktan eminim gerçeği kadar gözükmüyor ama incecik böyle ışıltı gibi oldu. Çok hoşuma gitti. Çok hoşuma gitti. Ben bayıldım. Bunu her saç videomda söylesem de bayılıyorum. Yani beğeniyorum. Neden yalan söyleyeyim ya da neden gerçek fikirlerimi söylemeyeyim ki?
Neyse, çok uzun uzaya bir video oldu. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Gerçekten sonucu beğendiyseniz sadece beğenmekle kalmayın, videoyu da beğenin. Ben de görmüş olurum. Onun dışında yorumlarınızı mutlaka bekliyorum. Güzel parmakçıklar klavyeye. Kanalıma abone olmadıysanız lütfen neyi bekliyorsunuz? Artık abone olun, bize katılın. Bir sonraki videoda umarım tekrar görüşürüz. O zamana kadar kendinize iyi bakıyorsunuz. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın. Bay bay. Ben de bakayım yakında kamerada. Ah bak, şimdi gözüküyor. İncecik oldu. Muhteşem oldu ya. Nasıl başarıyorum ben bunu ya?